İçeride hemen bir düzen almamız gerekiyor hocam. Evet, tamam. Biz burada yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bundan sonra da inşallah çalışmaya devam edeceğiz. Programlandığı gibi gazımız bizim 2023'ün ilk çeyreğinde gelmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şu anda denizde, deniz tabanında ve karada çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmekte. Tabii bunun yanında sosyal sorumluluk kapsamında da bazı çalışmalar yapmaktayız. Özellikle bizim ihtiyacımız olan ve geniş manada gelecek dönemde ihtiyacımızı karşılayacak olan yüksek okul, meslek yüksek okulu açılımı Bülent Ecevit Üniversitesi altında Çaycuma Meslek Yüksek Okulu'nun açılması ve buraya bu sene ilk defa 55 tane öğrenci aldık. Bunların eğitimini tamamladıktan sonra kendi ihtiyaçlarımızda büyük bir çoğunluğunu kullanacağız. Özellikle buradan yetişecek kalifiye personeller bizim için son derece önemli. Onun dışında yöre halkına hizmet etmesi için buraya da bir sağlık ocağı açtık. Şu anda 4 tane ambulans, 5 tane oda ve 60 tane personelle yöre halkına ve kendi personelimize hizmet etmekte. Tabii yollar, çeşitli çalışmalar devam ediyor. Her şey bizim burada çalışıyoruz. Çalışırken de sosyal sorumluluk projesi adı altında elimizden geldiği kadar yöre halkına da faydalı olmaya çalışıyoruz. İnşallah çalışmalar bundan sonra da devam edecek. Bu çok büyük bir proje. Özellikle Zonguldak sınırları içerisinde devam eden ve sonuçlandığı zaman Zonguldak'a büyük bir değer katacak olan bir proje. İnşallah her şey önümüzdeki dönem sağlıklı, hayırlı olur. Geminin bugünlerde işe başlamasını bekliyoruz. Esasında gemi çok önemli bir aşamayı yerine getirmiş olacak, Seven Arctic gemisi. Bizim umbilical'lar dediğimiz tamamen kuyunun denizin tabanındaki kuyularla karaya olan ilişkiyi ve iletişimi sağlayabilecek kordon bağını çekecek. Bu aslında 16 santimetre çapında büyük bir kablo. Bu kablonun içerisinden 4 tane elektrik kablosu, yedekleriyle beraber hidrolik hatlar, kimyasal hatları, fiber optik kablolar geçmekte. Esasında bu elektrik kablosuyla altta bulunan vanaların ve elektrikle çalışan sistemlerin beslemesi burada yapılacak. Hidrolik hatlar genel kuyu emniyeti için kullandığımız vanaların, valflerin açılmasını sağlayacak. Kimyasal hatlar kuyu içerisinde ve boru hattında oluşabilecek scale ve korozyon konusunda bizlere faydalı olacak. Fiber optik kablolar ise önümüzdeki dönemde haberleşmeyi ve oradaki bütün uzaktan kumanda otomasyon sistemini kontrol edecek. Ve çok komplike bir sistem. Bu sistemin devreye alınmasında en önemli aşamalardan bir tanesi bu umbilical'ların çekilmesi olayıdır. Düşünecekti. Evet. Borularda son aşamaya geldik. Esasında sadece bir boru değil, 3 tane boru çekilecek. Yani bu aslında boru demeyelim de bir tanesi bu kablolar diyelim. İki tane de yanında bizim glikol hattımız ve gaz hattımız için iki tane boru çekilecek. Borular program çerçevesinde devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bitirmeyi umuyoruz. Çok iyiydi, çok iyiydi. Arkadaşlar çeken çıkarsa. Yok ben. Bir saniye Ercan. Şu bugünkü durum esasında 2020 Mayıs 2022 şurada içerisindeki suyundan ve glikolundan ayrıştıktan sonra proses işlemleri bu bölgede yapılıyor. Bu karadaki görünen kısmı topografyasıyla alakalı bir durum. Yani bu birebir aynı ölçekte tamamen Zonguldak halkı şu anda
uçurumun kenarında açısından söyleyeyim. Şu normal bir araba. Araba birebir ölçekle yapılmış. Deniz tabanına yaptığımız işlemlerde. Yani robotlarla yapılıyor. Peki bunlarda... Buradan DC akım geçecek 1200 volt. Dolayısıyla yani ciddi anlamda yoğun ve önemli bir operasyon olacak önümüzdeki. Yani hangi ay? Yani 2020 için içeri, bakanlığımız da öyle açıkladı. Yani 3 ay. Ama şunu söyleyebilirim, mümkün olan en kısa zamanda elimizde